Dostlar selamlar. Bu videoda SMS ile güvenlik ve alarm sistemi yapacağız. SMS attığımızda bir takım bilgileri sorgulayabileceğiz. Aynı zamanda da herhangi bir şey sorgulamasak bile içeride bir hareketlilik olduğunda, yangın çıktığında, duman algıladığında ya da gaz kaçağı olduğunda bize bilgi verecek. Tamamen kendi ihtiyaçlarımıza göre geliştirebileceğimiz bir sistem olacak. Bu projeyi yaparken de yeni gelen devre kartlarımı lehimlemek için iki tane ekipman kullanacağım. Bunlardan bir tanesi şu tabanca şeklindeki Havya. Uzun zamandır delikten geçen komponentleri lehimlerken bana hız kazandırır mı diye düşündüğüm kablosuz çalışan pilli 80 watt gücünde tabanca şeklinde bir Havya. Diğer ekipmanımız da çok güçlü, çok kaliteli gözüken bir sıcak hava istasyonu. Bu her ikisi de gerçekten vaat ettiği şeyleri karşılıyor mu? Yorumlarda yazılanlar kadar güzel mi? Devre kartını lehimlerken göreceğiz. Şimdi hemen projeye başlayalım. Bu projeyi hayata geçirmek için Kapadokya GSM Shield kullanacağım ama bunu ben ürettiğim halde bende dahil hiçbir yerde stok kalmamıştı. Ben de o yüzden PCBWay'den yeni bir sürü Kapadokya GSM Shield PCB'si sipariş ettim. Bir haftada elime ulaştı. Daha önceden sipariş ettiğim elekle tamamen aynı olduğu için bu sefer elek sipariş etmedim. Eski eleğimi kullanacağım. Devre kartının dizgisini tamamladım. Şimdi sıcak hava istasyonuyla lehimleyeceğim. Sıcak hava istasyonunun çıkardığı sesi göstermek için şuraya bir tane mikrofon koydum. Güzel bir mikrofon. Bayağı detaylı ses alıyor. Şu an gelen herhangi bir ses varsa o 3 boyutlu yazıcıdan gelen dip ses olabilir. Şu an sıcak hava istasyonu çalışmıyor. Sıcak hava istasyonunu çalıştırdım. Şu an %20 oranında üfleme yapıyor. Artırıyorum üflemesini. Şu an %100'e getirdim. Bayağı hızlı üflüyor. Zaten bu şekilde üflersek muhtemelen komponentler uçuşacaktır. %69 şu an. %20. %20'deyken ben hiçbir şey duyamıyorum. Böyle kulağımı yaklaştırıyorum. 3 boyutlu yazıcının sesi geliyor hala. Şu tarafa kompresörüne yaklaştırıyorum. Şunun içinde bir hava üfleyen sistem var. Dibine girdiğim zaman bir şeyin çalıştığını belli belirsiz anlıyorum. %20 üfleme bence yeterli. Gayet yeterli şu an. Çok güzel bir ısı geliyor. Hatta ne kadar yavaş üflerse ben o kadar daha çok seviyorum. Şimdi lehimleyerek şuradaki küçük komponentlerden başlayacağım. İlk defa kullanacağım. Hiçbir ses duymadan lehim yapıyorum şu an. Herhangi bir ses yok. Hiç yok. Hiç ses yok. Çalışıp çalışmadığı bile anlaşılmıyor. Yüzüme sıcak hava üflemese buradan gerçekten çalıştığını anlayamayacağım. Güzel lehimledi. Bakalım. Evet, o arttakiler de güzel lehimlenmiş. Şu kondansatörleri de lehimleyelim.
Kondansatör de lehimlendi. Yandaki şu büyüklere geçtim şimdi. Ondan sonra da şu yandakilere geçelim. Bir de denemek için üflemeyi artıracağım. %45'e getirdim. Şu an bir fan sesi geliyor. %45'e getirdiğimde lehimleme biraz daha hızlı oldu üflediği için. Ama hiçbir şey uçmuyor şu an. %45'teyken bile benim daha önce kullandığım bütün sıcak hava istasyonlarından daha sessiz çalışıyor. Isı kontrolünü ve üfleme hızı kontrolünü çok iyi yapıyor. O yüzden herhangi bir şey daha yakmadım şu ana kadar. Bazı cihazlarda ısı kontrolü iyi olmadığı için şu GSM modülünün üstündeki etiket gibi şeyler kalkabiliyordu. Şu ana kadar hiç öyle kötü bir şey yaşamadım. Şu kondansatörlerin altı kaldı herhalde biraz. Evet. Sıcak hava istasyonunu yerine yerleştirdikten sonra da içindeki havayı boşaltmak için hızlı bir şekilde üflemeye başlıyor. Yani maksimum seviyede üflüyor. Kendi içini soğuttuktan sonra da otomatik olarak kapanıyor. Benim sıcak hava istasyonlarında dikkat ettiğim iki şey var. Bir tanesi fan sesi, gerçekten hoşlanmıyorum. İkincisi de ısıyı düzgün kontrol edip edemediği. Çünkü ısı bir yükselip bir düşerse bu komponentlerin rengini karartıyor ya da zarar verebiliyor. Bazı komponentleri, plastik gibi olan şeyleri eritebiliyor ya da ledleri eritebiliyor. Bu iki şeye çok dikkat ediyorum. Bu da şu ana kadar gördüğüm en az ses çıkaran sıcak hava istasyonu. Bunun 2-3 katı para vererek aldığım sıcak hava istasyonları olmuştu. Onların sesi bundan çok daha fazlaydı. Bu beni çok rahatsız ettiği için sessiz olması gerçekten benim gönlümü cezbetti. Ben yine genellikle bir sıcak hava istasyonu aldığım zaman bunun havya kısmını kullanmam. Çünkü TS100 gibi güzel havyalarım var.
sıcak hava istasyonu tarafına daha çok dikkat ederim. Bu sıcak hava istasyonunun havyasını denediğimde ise yine hızlı bir şekilde ısındığını ve güzel bir şekilde lehimleme yaptığını gördüm. Ucu biraz tombul, kalın. Genellikle böyle oluyor sıcak hava istasyonlarının havyaları. Çok sivri uçlu olmuyor. Ama standart bir ucu olduğu için sivri bir uç alıp takabiliriz. 3-5 lira fiyatı oluyor genellikle. Şöyle çerçevesine baktığımız zaman kasası, rengi, metal tasarımı çok iyi ama önündeki şu yapışkanlı etiketli yer biraz basit gibi geldi bana. Böyle tam oturmamış. Altına biraz yapıştırıcı sıkıp orayı tamir etmeyi düşünüyorum. Yine kutuyu ilk açtığımda şuradaki iki tane sünger bunu sıkıştırmaya yarayan, onlardan bir tanesi çıkmıştı ama arkası yapışkanlı olduğu için çıkarıp yerine taktım ve düzeldi. Çok büyük meseleler değil ama yine de bunları söylemek lazım. Ne aldığımızı bilelim. Yine gözüme çarpan şeylerden birisi şuradaki borusu çok kalın. Kalın olması bence iyi çünkü ince olduğunda birbirine çok dolaşıp yani şuradaki gibi böyle hem çirkin bir görüntü oluşturabiliyor hem masada çok yer kaplayabiliyor. Ve burada metaller koymuşlar, eğilip kırılma gibi riskleri de azaltmışlar. Boyu biraz kısa borusunun, genellikle daha uzun oluyor. Ama ben kısa olmasına sevdim çünkü dediğim gibi masamın üstünde böyle metrelerce dolaşan borular, kablolar görmeyi sevmiyorum. Olabildiğince kablolarımı organize ediyorum ama bunları organize etmek mümkün değil. O yüzden kısa olmasını da sevdim. Tutma hissi ve buraya bırakıp alma hissi gayet güzel. Onu da beğendim ama genellikle böyle manyetik olup tık diye otururdu. Bu manyetik olarak sensörü var ama manyetik olarak oturmuyor. Sıkıştırmayla oturuyor. Burayı bir tık daha iyi yapabilirlermiş ama bu şekliyle de bir problem yaşayacağımı sanmıyorum. Daha önce kullandığım sıcak hava istasyonlarını bırakacağım. Bundan sonra bunu kullanacağım. Gerçekten çok sevdim. %20 ile %100 arasında ayarlanabilen bir fan hızı var. %20'yi aldığımda sesini kesinlikle duymuyorum. %40, %50'ye doğru çıktığımda ses duymaya başlıyorum. %100'e getirdiğimde biraz sesi tabii ki net olarak duyabiliyorum ama ben lehimlerken %20, %30, %35 arasını faydalı buldum. %20'deyken hiçbir sesi olmadığı halde gayet güzel bir şekilde lehimleme yaptı. Bununla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Şimdi tabanca Havya ile ilgili söyleyeceklerime gelelim. Ben bunu ilk denediğimde ne saçma alet diye düşündüm. Biraz kızdım açıkçası. Çok hızlı bir şekilde ısındı. Pille çalışmasına rağmen çok güçlü, geniş yüzeyleri çok rahat bir şekilde lehimleyebildi ama bir şekilde çalışmadı, anlayamadım. Tam böyle evet bu olmadı, videoda artık bu çalışmıyor diyeceğim ve konuyu kapatacağım dediğim an aklıma bir şey geldi. Burada lehim telinin çıktığı yer ucuna tam denk gelmediği için arkada eriyordu ve öne gitmiyordu. Böyle bir problem varmış. Ben de ilk defa böyle bir şey kullandığım için suçu bu arkadaşa atacaktım ama şurada çok azıcık burayı uzatarak aldığımda güzel bir şekilde çalışmaya başladı. Bunu da dediğim gibi delikten geçen şu şekildeki komponentleri lehimlerken hızlı bir şekilde lehimlemek için kullanacağım. Kablo olmaması çok hoşuma gitti. Direkt bu şekilde kullanabiliyorum. 2 hafta öncesi 3 boyutlu yazıcıma 18 tane upgrade yapmıştım. O günden beri 3 boyutlu yazıcıyı hiç durdurmadan kullanıyorum. Çünkü ondan önce ayar yapmak falan çok vaktimi aldığı için açıkçası bir şey basasım gelmiyordu ama artık öyle bir problem yok. Kendi kalibrasyonunu yapıyor. Çok güzel bir şekilde çalışıyor. Herhangi bir şekilde kenardan köşeden kalkma yapmıyor. Ben de bunu fırsat bilerek dedim ki bu güvenlik ve alarm sisteminin güzel büyük bir kutusu olsun. Ve 3 boyutlu yazıcıdan baskı almaya karar verdim. %999 hızla bastım. Maksimum %999. Yani 10 kat hızlı basabiliyorduk. Ben de bunu denemek istedim. Upgrade'lerden sonra çok güzel bir şekilde 10 kat hızlı bastı. Şimdi bu 3 boyutlu modelimizin içine sensörleri yerleştirelim. Yazılımı yükleyelim ve alarm sistemini test edelim. We'll be right back.
Şimdi bu videoda neler yaptığımızı kısaca bir toparlayalım. Güvenlik ve alarm sistemi tamamen kendi geliştirebileceğimiz tarzda olduğu için çok faydalı. Standart piyasadan aldığımız bir güvenlik alarm sisteminin birçok ayarını değiştiremiyoruz. Bize çok kısıtlı seçenekler sunuyor. Onların arasından seçmek zorunda kalıyoruz. Ama kendimiz yaptığımız zaman şu saatler arasında hareket varsa SMS at ya da ben tuşa bastıktan sonra 3 dakika sonra aktif ol gibi ayarlamalar yapabildiğimiz gibi, standart ayarlamalar yapabildiğimiz gibi çok farklı şeyler de yaparız. Mesela birisinin yüzünü tanıdığı zaman alarm devreye girebilir. Ya da bir insan varsa içeride alarm devreden çıkabilir. Belirli bir insan varsa. Ya da biz SMS atarız. 5 dakika boyunca alarmı kapat gibi çeşitli ayarlamalar yapabiliriz. Yine bu sistemi görsel bir hale getirip dekoratif olarak da kullanabiliriz. İçine renk değiştiren bir şerit led ekleyip dekoratif hale getirip mesela alarm durumunda kırmızı yanması, normal durumda sarı yanması gibi şeyler de yapabiliriz. Zaten kendi yaptığımız şeylerin güzelliği de burada. Şu yeni gelen iki ekipmanla da ilgili son görüşlerimi söyleyeyim. Ondan sonra videoyu kapatalım. Sıcak hava istasyonunu gerçekten çok beğendim ve eski sıcak hava istasyonlarını kaldıracağım, elden çıkaracağım. Bundan sonra bütün sıcak hava istasyonları ihtiyaçlarım için bunu kullanacağım. Diğer arkadaştan %100 emin olamadım. İlk testlerimi becerememiştim. Sonra birkaç ayar yaptıktan sonra güzel çalıştığını fark ettim. Bununla ilgili kanaatlerimi de ilerleyen videolarda söylerim. Şimdilik işe yarıyor. Benim hoşuma gitti. İncelenmesini istediğin kanalla alakalı ürünler varsa yorumlar kısmında bana iletebilirsin. İlerleyen videolarda onları da test ederim. Sonraki videolarda görüşmek üzere. İyi ki varsın.